Türk Dil Bayramı vesilesi ve dilimizin önemini vurgulamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz Önce Söz Vardı adlı konferansımızı gerçekleştirmek üzere toplandık. Lise nereden gelir? Kim dedi? Fransızca. Çok güzel. List. Ama altyapısına baktığımızda bu lise kelimesinin antik Yunan'dan geliyor. Aristo'nun kurduğu bir okul var. Likea tapınağının dibinde bir okulu vardır. Ve Likea tapınağında Akademia, hocası Platon'dan mülhem, Akademia'nın devamı Likea'yı kuruyor. Ve bu Likea süreç içerisinde, zaman içerisinde etimolojik yani dilin zaman içerisinde değişmesi, kelimelerin zaman içerisinde form kazanmasıdır kelime anlamı bunun, etimolojinin. Etimolojik bir takım değişikliklerle lis kelimesini alıyor. Lisye. Ve biz artık orta öğretim kademesine lise diyoruz. Şimdi bakın. Antik Yunan'da Aristo'nun kurmuş olduğu bu okulda bir ders var. Retorika. Retorika. Ne demek retorika? Buna da bir bilgimiz var mı? Retorik ne demektir? Belagat ne demektir biliyor musunuz? Belagat, retorik. Arkadaşlar, konuşmayla alakalıdır. Retorik, hitabet, belagat, konuşmadır. Aristo kurmuş olduğu bu okulun en önemli dersi olarak retoriği belirlemiştir. Konuşmayı, yani dili belirlemiştir. Çünkü dil dediğimiz mevzu, Almanların sprechen dediği, İngilizlerin language dediği, Latin Roma'nın lingua dediği, dil dediğimiz mevzu aslında sadece ve sadece konuşmayı, evet konuşma önemli ama sadece bir takım kelimelerin, bir takım cümlelerin ifade edilmesiyle ilgili değildir. Şimdi bir örnek vereceğim. İngilizce bir kelime var. Logic. Logic ne demek? Mantık. Bravo. Logic. Logic kelimesi mantık ne demek? Bir şey okuyacağım size. In principio erat verbum. Et verbum erat apud deum. Deum erat verbum. Bu okuduğum şey hangi dildi? Latince. Bravo. Peki bu okuduğum şey ne olabilir? Şiir. O cogito ergo sum. Atasözü. Değil. Başka? Düşünün, türetin. Atın, sallayın lütfen. Hı? Özdeyiş değil. Deyim değil. Başka? Şiir. Türetin. Şiir değil. Altyapısında çok önemli bir mensubiyet, önemli aidiyetler. Hepsini ihtiva eden bir mevludi mevzu. Bu İncil'de böyle. Bakıyorsunuz Tevrat'a. İlk ayet Tevrat. Karanlıktı, Tanrı ışık olsun dedi. Bakın dedi. İlk ayet Tevrat'tı. Yine ne yaptı? Bir sözle başladı. Kutsal kitabı. Nereye bakıyorsunuz diğer taraftan? İslamiyet. Kur'an'dan bir ayet. Allah beyanı öğretti diyor ayet. Beyanı öğretti. Beyan. Beyan etmeyi öğretti. Dolayısıyla antik dünyadan, kadim dünyalardan bugüne kadar dil mevzusu aslında sadece bir iletişim aracı olarak değil, kimlik belirleyici, insanın bilişsel, duyusal, ruhsal varlığını etkileyici, hayatta var olma gayesini tamamlayıcı ve kendi existansiyalist, Fransızca kullandım bunu ama varoluşsal süreçlerini tamamlayıcı, ikame edici bir etken olarak görüyorum. Nereye kadar? 20. asra kadar. 1983 yılında bir kitap kaleme alındı. Jacques Ellul tarafından, Fransa, Paris'te. Kitabın ismi şu, La Parole Humaine. Sözün düşüşü.
kitap şundan bahsediyor. Çok yankı uyandırdı. Kitap şundan bahsediyor. Diyor ki 20. asra kadar insanlık söz üzerinden büyük bir kutsallıkla ve büyük bir adiyetle kendisini var etmiştir. Siz yabancı dillere karşı çıkarak Türkçe koruyamazsınız. Tabelaları Türkçe yaparak Türkçe koruyamazsınız. Türkçeyi korumak istiyorsanız okuyacaksınız, yazacaksınız, konuşacaksınız arkadaşlar. Emojilerle değil. Yazacaksınız. Bakın üniversiteye gideceksiniz. Üniversiteye gittiğinizde benden size bir ağır tavsiyesi. Üniversiteye gittiğinizde sizden bunu isteyecekler. Sizden kendinizi ifade etmenizi isteyecekler. Sizden yazı yazmanızı isteyecekler. Tuhan Hocam burada.